edelim değil mi? Evet. Çocukların kitap sevgisi ve kütüphane alışkanlığı aşılamak onların eğitim ve geleceklerine yapılan en büyük katkı. Kültür Dairesi ve Yakında Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen masal günleri de bu amaçla düzenleniyor. Bu hafta 5.'si düzenlenen etkinlikte çocuklar dinledikleri masalları kağıda döktü. Birbirinden güzel resimler ortaya çıktı. Zaman içinde annesiyle yaşayan 3 küçük domuzcuk varmış. Bu domuzcuklar artık kendilerine bir yuva kurma zamanının geldiğini anlamışlar. Annelerine demişler ki, anneciğim biz artık kendimize yeni bir yuva kurmalıyız. Bu işimize müsaade edersen biz yanından ayrılalım demişler. Annesi tamam demiş. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi'nin 49. Kütüphane Haftası etkinlikleri devam ediyor. Ben de bu zamanlardan kendime yaparım işte demiş ve orada durmuş. Tamam demiş kardeşlerim. İki kardeş yola devam ederken diğer kutu. Önce dinleyeyim sonra evim yaparım diye. Uymuş. Bu çerçevede başlattı ve iki haftada bir cumartesi günleri düzenlenen Masal Günleri etkinliğinin 5. periyodu bugün gerçekleştirildi. Nefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane'de yer alan etkinlikte Yakında Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi bölümünden uzman Suzan Polat çocuklara masal anlattı. Ve kaynamaya koyulmuş. Yukarıdan içeri girmeye çalışan bizim kurtçuk bacadan içeri girer diye düşünürken kaynak suyun içine düşmüş. Ve oradan koşarak uzaklaşmış yandığı için. Bizim domuzlar da mutlu bir şekilde... Çocuklar daha sonra dinledikleri masalı kendi çizimleriyle kağıda döktü. Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Memuru, resim seramik sanatçısı Bedia Kale'de etkinliğin amaçlarından birinin çocukların yaratıcılığını ve hayal güçlerini artırmak olduğunu söyledi. Bunların yaratıcılıklarını ve onların hayal güçlerini artırmak amaçlı okumanın ardından, arkadaşımızın okumasının ardından resim yapıyoruz. Sahne sanatları uzmanı Suzan Polat da 3 yıldır devam eden etkinliğe düzenli katılan çocukların kitap okuma alışkanlıklarında önemli bir gelişim gözlemlediklerini söylüyor.